Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün dün açıklanan sınav sonuçları hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle sınavı iyi geçen arkadaşlar, yani iyi bir sıralamada olan arkadaşlar tebrik ederim. Sınavı kötü geçen, kaydırma yapan, morali bozulan, kötü sonuç bekleyen arkadaşlar da şimdiden moralini bozmasın. Çünkü hayatın tabii ki merkezinde olmayan bir sınav bu. Sizden tek isteğim, bu sınav sadece ve sadece sistemin bir kölesi olmak için yapılmış bir sınav. O yüzden dert etmeyin. Önünüzde koskocaman bir yıl var. Ne eksik ne fazla oturup düşünerek, öncelikle sizden tek isteğim, oturup ailenizle beraber bu yıl ne yaptınız ne yapmadınız. Ne eksikti ne fazlaydı. Ne ihtiyaçtı ne değildi. Bunları düşünmenizi istiyorum. Yani düşünmek derken 5 dakika oturayım ailemle, aileme şundan bahsedeyim, anne şunu yaptım, baba bunu yapmadım değil. Önünüze bir beyaz A4 kağıdı alın ve teker teker bu dönem ne yaptığınızı, bu dönem ne yapmadığınızı yazın. İkiye bölün yaptıklarınız, yapmadıklarınız. İnsanlar ellerinde bir somut delil olduklarında gerçekten sonuca daha rahat varabiliyorlar. Bu da benden size tavsiye. O yüzden sizden bunu yapmanızı istiyorum. Zaten tercih dönemi 7 ile 14 Ağustos arasında olacak. Yani önümüzde koskocaman bir haftamız var. Yani bu bir hafta boyunca öncelikle üniversiteler, çevrenizdeki üniversitelerde okuyan arkadaşlarınız, her ne varsa bütün soruları onlara sorabilirsiniz. Gerekirse evde oturmayın, çıkın gezin. Gezin derken yanlış anlamayın, üniversiteleri gezin. Üniversiteleri gezmek şöyledir. Bir üniversitede okuyan öğrenciye istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Sonuçta özel örnek veriyorum. Son sınıfa gelmiş bir öğrenci son sınıflık bir tecrübeyle size yardım edebilir. Birinci sınıftaki bir öğrenci birinci sınıftaki bir tecrübe. Yani ona tecrübe denmez ama yani hiç yokta neyidir? En azından ne nerededir, ne değildir? Hani bunlardan bilgi alabilirsiniz. O yüzden şimdilik ilk yapmanız gereken şey önce tercih kılavuzundan gitmek istediğiniz bölümler, gitmek istediğiniz fakülteler, gitmek istediğiniz bölümlerin puan türleri. Bunlarla başlamanız gerekiyor. Bunları bir not ettikten sonra örnek veriyorum hangi şehirdesiniz? İstanbul'da mısınız? İstanbul'daki üniversiteler. Ankara'daysanız Ankara'daki üniversiteler. Size bir tavsiyem. Şehir dışı düşünüyorsanız benim gibi tavsiye ediyorum. Şehir dışında ben çok şey öğrendim. Özellikle kendimi geliştirdim. Yani geliştiriyorum diyelim. Hani hiç kimse kendini tam geliştiremez. Bu da dipnottur. Kendi hocalarımdan öğrendiğim bir cümledir. Sizden ricam bu notları yazdıktan sonra sadece yapmanız ben ne olmak istiyorum? Yani konu başlığınız bu olmalı. Ne olmak istediğinizi kendiniz daha iyi bilirsiniz. O yüzden etrafınızdaki cümleler, etrafınızdaki sizi eleştiren cümleler, laflar bunları önemsemeyin. Bunlar sadece laftan ibarettir. Buradaki yapmanız gereken en önemli nokta ne olmak istediğiniz? Düşünün. Yani sizden ricam ne olmak istediğinizi oturup düşünün. Araştırın. Araştırma yönünüz iyi olmalı. Yani ben Google'a gelip bir şeyler yazdığımda araştırıyorum değil bu. Birkaç siteye girin. Birden fazla blog okuyun. Birden fazla seçeneğiniz olsun. Hani bugün sadece bugün araştırmayın. Birkaç gün geçsin yine araştırın. Notlar alın küçük küçük. Bir defteriniz olsun, not defteri. Yani ya da bir tablo oluşturun. Duvar oluşturun. Oraya küçük dipnotlarla notlar yazabilirsiniz. Üniversite olur ya da herhangi bir şey olur. Sizden tek ricam bu. Öncelikle arkadaşlar bir yıl açtık. Herkes çalıştı. Herkes çabaladı. Herkes üniversite kazanmak için uğraştı. Kimisi çalışmadı. Kimisi uğraşmadı. Eyvallah. Hani bunlar tabii ki hayatımızın bir parçası. Hayat boyu bunu A'dan Z'ye tamamıyla yapacağız diye bir şey yok. Hangimiz tamız ki? Değil mi? Ben bir hoca olarak söylüyorum. Benim bile daha bilmediğim noktalar oluyor. Benim bile daha tecrübe kazanmadığım noktalar oluyor. Ben bu sayede kendimi geliştirmek istiyorum. Bu videoda karşınıza çıktığımda ben de sizden bir şeyler öğrenmek istiyorum. Yani benim bilmediğim şeyler olabilir. Sizin bildiğiniz şeyler olabilir. Sonuçta biz aklı başında olan insanlarız. Dün gece yaklaşık gece 4 gibi uyudum. Birden fazla öğrenciyle konuştum. Öğrencilerimi teselli etmeye çalıştım. Yani birebir yanında olamasam da elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım. Ben burada şuna odakladım kendimi. Ben elimden geleni yapayım. Öğrencim elimden geleni yapsın.
ailesi elinden geleni yapsın. Sadece ne istediğini öğrensin. Ne yapmak istediğini kendi bilsin. Başkaları tarafından yönetilmesin. Taksici değilsiniz siz. Arabayı süren kişisiniz. Yani o yüzden sizden tek ricam ne olmak istediğinizi, gelecekte ne yapmak istediğinizi siz kendiniz bilirsiniz. Ben değil, o değil, şu değil, hiç kimse. Sizden sadece bunu istiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldıysa kanala abone olabilirsiniz. Şimdi geldik tercih döneminde neler yapacağız? Şimdi arkadaşlar tercih dönemi çok geniş bir dönemdir. Ders çalışmakla tercih dönemi sıralamaya girse bence tercih dönemi daha büyük bir katsayıya sahiptir. Neden? Çünkü ben çok fazla insan tanıdım. Yanlış tercih kurbanı çok insan tanıdım. Şimdi yanlış tercih kurbanı ne demek? Adam 60 binde 60 binden başlıyor sıralamaya. 60 binden başlıyor, 70 bindeki ya da 60 bindeki direkt hop alıyor. Üstteki yazdıkları çöpe gidiyor. İşte bunun adı yanlış tercihtir. Şimdi tercih döneminde yapmamız gereken tek şey öncelikle kendi tercih listemizi oluşturmak. Bu tercih listesinde özellikle şehir, üniversite ve sıralama. Yani ben her zaman sıralamayı bu şekilde yaparım. Şehir çok önemlidir. Hani ben Hacettepe Üniversitesi matematik bölümünden mezunum. Yani bana çok şu dendi. Neden Adana'da okumadın? Neden işte Mersin'de okumadın? Neden Konya'da okumadın? Ya da neden Antep'te okumadın? Ya ben büyük bir şehirde kendimi geliştirmek istiyorum. Yani benim buradaki soruların cevabı ben Ankara'da Hacettepe Üniversitesi gibi çok gelişmiş bir üniversitede kendimi geliştirmek istedim. Ailemden uzak 18 yaşımda kalkıp üniversiteye geldim. Hiçbir şey bilmiyordum. Yani sizleri bu konuda biraz bilgilendirebilirim açıkçası. Ben üniversiteye adım attığımda sadece kendimi biliyordum. Anıtkabir'in Ankara'da olduğunu biliyordum. Bir de Hacettepe Üniversitesi'ni kazandığımı biliyordum. Yani Ankara'ya dair hiçbir bilgim yoktu. Kayıda geldim. Facebook'taki bloglardan, yani Facebook'taki gruplardan okula nasıl gidilecek? Okula ulaşım nasıl? Otogardan okula nasıl gidilir? Hani bunları araştırarak öğrendim. Bu zor bir şey değil. Sadece öğrenmek istemeniz yetiyor. Yani bir şeyi öğrenmekle öğrenmek istemek arasında gerçekten ince bir çizgi var. Yeter ki önce isteyelim. Şimdi arkadaşlar, yurtta kaldım. Bütün öğrencilere buradan tavsiye ediyorum. Her öğrenci bir kez hayatının bir noktasında yurtta kalmalı. Öğrenci nedir? Çevremdeki öğrenciler nasıl insanlar? Kültür farklılığı, davranış farklılığı, insan farklılığı ben bu sayede öğrendim. Yani üniversitenin içinde bin bir çeşit insan tanıdım. Yani buradan Mozambikli arkadaşım da oldu, İsviçreli arkadaşım da oldu, İngiliz arkadaşım da oldu, Afganistanlı, Iraklı arkadaşım da oldu. Onlara buradan selam söylüyorum. Yani bu insanlar da hayatları boyunca eğitim amaçlı uğraşıyorlar. Yani Irak'tan kalkıp savaşın ortasında öğrenmek için, kendini geliştirmek için, bir üniversiteyi kazanmak için herkes uğraşabiliyorsa biz neden şu an ülkemizde yapamıyoruz? Yani sıralama kötü gelebilir, her şey olabilir. Hiç önemli değil. Siz sadece ne istediğinizi bilin. Dün bir öğrencim aradı. Gökhan ismi. 11. sınıf, 12'ye geçti. Çok severim kendisini. İlk cümlesi şuydu. Hocam, ben ders çalışmaya başlayacağım. Ne kadar garip bir cümle. Gökhan'ı tanısaydınız benim gibi konuşurdunuz. Şimdi Gökhan nasıl biri? Ders çalışmayı en son yapabilecek bir insan. Ama o bile hayatının bazı noktalarında kendini tamamlamış bir birey. Çünkü Gökhan da hepimiz gibi bir üniversite okumak istiyor. Yani herkesin bir hayali. Üniversite okumak, dili öğrenmek, yurt dışına gitmek, kendi işinde çalışmak ya da vesaire vesaire. İyi bir işte çalışmak. Yani bunları nasıl oluşturabiliriz? Önceliğimiz zaten bu olacak. Şimdi arkadaşlar, ben yurda geldim. Birçok insanla tanıştım. Üniversitede şunu öğreniyorsunuz. Bir insanı tanıyorsunuz, aslında bir insan tanımıyorsunuz. Birden fazla insan tanıyorsunuz. Her insanın çevresindeki insanları otomatikman tanıyorsunuz. Ortam, oturduğunuz bir yer, yemek yediğiniz bir yer, kütüphane, kantin, ne bileyim, dinlendiğiniz alan, bölümünü, her yer. Yani ben
üniversite hayatım boyunca hala sayısını bilmediğim insanlar tanıyorum. Yolda karşılaşıyorum, sosyal medyadan denk geliyorum. Hani birçok yerde denk geldiğim insanlar oluyor. Yani biz de bunu amaçlıyoruz. Yani ben de üniversiteye geldiğimde hiç kimseydim. Şu an sizden şunu duyar gibiyim. Hocam hangi üniversite iyi? Hani hangi üniversite iyi diye bir cümle yok. Öncelikle bunu söyleyeyim. Siz nasıl iyisiniz? Yani şehir önemli, üniversite önemli ama bunlardan daha önemli siz daha önemlisiniz. Şimdi arkadaşlar ben sadece otursaydım, sadece ya da beni boş verin herhangi bir öğrenci. Sadece okudunuz, bölümde sınavları geçtiniz. Dil öğrendin mi? Yok. İşte şuraya gittin mi? Yok. Şundan biliyor musun? Hayır. Sizce bu üniversite öğrencisi mi? Yani diplomayı aldıktan sonra evde de oturabilirsiniz. Ya da diplomayı aldıktan sonra iş başvurusu bekliyorsunuz ama hiç kimse sizi aramıyor. Sebep? Kendinizi bir noktada geliştirmediniz. Kendinizi geliştirmek benim gözümde sadece yani dil öğreneyim, şunu yapayım, bunu yapayım değil. İnsanlarla ilişki, karşılıklı davranış ve saygı. Ben bunların çoğunu üniversitede öğrendim. Konuşmayı bile üniversitede öğrendim diyebilirim. Samimi bir dille söylüyorum. Ben aslen Adanalıyım. Şiveli bir Adana dilim var diyeyim. Onu da başka bir videoda eğer yoğun ilgi gelirse çekmeyi düşünürüm. Yani Adana'ya ayak bastığımda Adana dili. Yani şu an sosyal medyadan bildiğiniz konuşmalar, şunlar bunlar her şey. Bunlara sahip bir insanım. Şimdi arkadaşlar hani kendinize ne katabilirsiniz? Üniversite nedir? Ben üniversitede şunu öğrendim. Yurtta oturmak var. Yurttan dışarı çıkıp insanları tanıyıp o insanların kazandığı yaşam şekilleri, tarzlar, olanaklar, kültürler bunları kavramak var. Yani ben birçok arkadaşımdan örnek yemek yaparken, yumurta kırarken, çamaşır yıkarken, ütü yaparken birçok insandan birçok şey öğrendim. Yani Ordu'da ütü yaparken başka bir şey yapılıyormuş. Ordu'da yemek yapılırken başka bir şey yapılıyormuş. Karadeniz yöresi çok farklı bir bakış açısına sahipmiş. İç Anadolu bölgesi Bolu'da, o da arkadaşım Bolulu'ydu. Yani Bolulu Hasan Usta işte yemekleri çok ünlüdür. Yani ondan da çok şey öğrendim. Yani gel gör ki yani herhangi bir şey öğrenmediğim gün yok denecek kadar azdır. Yani siz de böyle olacaksınız. Kimse hani bunları yaşayacak yaşamayacak önermesine girmiyorum. Herkesin hayatında bir noktada böyle bu tarz şeyler yaşanacak. Hani ben bu noktada tecrübe olarak görünsem de ben sadece benim yaşadığım hayatı sizin yaşayacağınız hayatın önüne koyuyorum. Geçerken kullanırsınız, kullanmazsınız sizin bileceğiniz hiç. Benim sadece buradaki amacım sadece yardım etmek. Çünkü ben üniversiteye geldiğimde kimse bana yardım etmedi. Her şeyi ben öğrendim. Hatta yemekhaneye ilk girdiğimde yer yoktu. Bir tane çocuğun yanı boştu. Rica ettim. Yoturabilir miyim dedim. Tabii dedi. Endüstri mühendisi okuyordu. Burak olması lazım adı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani tanıştık. Bana 3. sınıfmış. Yani Ankara'nın nasıl bir şey olduğunu bahsetti. Ankara'nın nasıl bir şehir olduğundan bahsetti. Üniversitenin nasıl bir yer olduğundan bahsetti. Yemekhanenin kuralları, Hacettepe'nin kuralları. Yani 3. sınıf bir insandan çok fazla şey öğrendim diyebilirim. Yani sıra geleneği, işte üniversitedeki otostop geleneği, neler neler. Bin bir çeşit. Şu an aklıma gelmiyor açıkçası. Ama hani çok fazla görüşemedim onunla. Sadece ilk defa tanıştım orada. Yaklaşık bir 15-20 dakika yemek yedik. Sonra işte denk gelme, sosyal medya. Hatta geçen Adana'da çalıştığını öğrendim. Hani aslen Adanalı değil ama Adana'da çalışmaya başlamış. Ona da buradan çok selam söylüyorum. Eğer beni izlerse tabii. Gerçi link atarım ama seni anlattım diye. Onun da mutlu olacağına eminim. Şimdi arkadaşlar öncelikle ne yapıp ne yapmadığımız hakkında genel bir bilgi sahibi olduk. Şimdi yapmamız gereken tek şey bu hafta her şeyi düşünerek bir plan program yapmak. Tercih listesi oluşturmak. Bu tercih listesinde ne eksik ne fazla üzerinde sürekli düşünmek. Şimdi tekrardan sınavı kötü geçen arkadaşlara hani moralinizi bozmayın. Bu hayat gerçekten hani bir yıllık bir kez sınava gireyim çıkayım kötü geçsin. Ya benim sınavım çok kötü geçti tarzındaki bir hayat değil. Yani aile baskısı, akraba baskısı, çevre baskısı bunlar tabii ki olacak. Ben şunu öğrendim bu hayatta. Üzerinizde baskı olmazsa gerçekten o işin sağlıklı ve kaliteli olması tartışılmaz. Yani
Ben bir işi yapmak istiyorsam gerçekten etrafımda etki olması lazım. Yani beni eleştirenler tabii ki eleştirebilirler. Beni eleştirsinler ki ben daha güçlü ilerleyeyim. Yani ben eleştirileyim ki eksiklerimi tamamlayıp tekrar eleştirilmeyeyim. Yani sistemimiz böyle olmalı. Sizden tek ricam bunları yapmanız. Yani bu ve buna benzer videolar, yani bu ve buna benzer konuşmalar tabii ki yapacağım. Yani biraz açıkçası mesleğimin getirdiği etkiyle bu aralar çok yoğunum. Ondan anca çekebildim bu videoyu. Şimdiden size çok teşekkür ederim. Videoları takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olup beni takip edebilirsiniz. Bu tarz videolar devamlı çekeceğim. Yani elimden geldiği kadarı değil de zamanımın yettiği kadarıyla bu tarz videoları çekmeyi düşünüyorum. Sınavı iyi geçen arkadaşlara, öğrencilerime, herkese başarılar dilerim. Tercih döneminde her zaman yanınızdayım. Bana danışabilirsiniz. Yorum olarak sosyal medyalardan, her yerden bana ulaşabilirsiniz. Yeter ki ne istediğinizi bilin. Ben sizin her zaman yanınızdayım ve sizi destekliyorum. Görüşmek üzere.